Ya ben Allah cezanı vermesin seni. Annen yaşında kadına söylenecek laf mı bu Kadir? Aa, sana söylüyorum. Kadına niye söylüyorum? Bu benim canım arkadaşım. Aa, sen Nilgün ablanın şeyini bilmiyorsun. Bu benim canım arkadaşım. Süpürge en iyi arkadaşım. Evet. Bütün gün peşindeymiş. Bütün gün peşimde. En sevdiğim. Ütü? Ütü kankam. Sıcak, düzenli. Bunlar da çocuklarım gibiler. Mis mis. Enerji dolu. Evlatların. Evlatlarınız da mis gibi kokuyor maşallah Nilgün Hanım. Temiz oldukları için. Çocuklarım da temiz olduğu için. Hijyen olduğu çamaşır için. Çamaşır makinesi için bir şey diyor musun? Çamaşır makinesi kurtarıcım. Oh, şu perdeleri bir yıkamak istiyorum. Bir keresinde ne oldu? Biz tam ben işten gidiyorum eve haldır haldır perde yıkacağım diye. Ay, yemeği yedik, perdeleri yıkacağım. Ay, komşular geldi çaya. Ay hadi, perde kaldı. Yattım. Perde yıkayamadım ya o gün. Gece saat 2:30. Dönüyorum aklımda perde. Uyuyorum aklımda perde. Yemin ediyorum sana. Perdeleri yıkayamadım. Evet. Güneşlikleri suya basamadım. Gece saat 2:30 kalkarsın. Salonun perdelerini sıyırır. Makineye atarsın. Alarmı kurarsın 2 saate. Kalktım saat 4'te. Perde yastım. Yıkadın astın. Peki, yıkadım astın. Perdeleri niye yıkadın? Akşam yıkayacaktım ya, gündüzleri çalışıyorum, vaktim yok, akşam yıkayayım dedim. Hayır, komşular gelince kaldım. Silip de mi hani? Hayır, camı silmesem de olur, yeter ki evde deterjan koksun. Ha, yeter ki bir şöyle tül ası serilsin. Ertesi günde camı sildim. Her akşam geldiğimde bir şey yani, onu kafaya takmışım ya, illa o gece yıkayacağım. Keşke komşularınız gidince atsaydınız makineye perdeleri. İşte dedim ki yarın hem cam silerim hem perdeyi yıkarım dedim. Hayır, bir saniye, misafirler otururken sen şöyle tök yıka. Onların yanında olmaz şimdi. Ne var, ben onların yanında süpürge bile açıyorum, derdine bak. Olmaz. Ayıp olur dedim. Duy duy. Ayıp denen bir şey var Kadir. Öyle adetlerimiz yok. Bir şey değil mi? Bak, halamlar otur şuraya mesela. Bak şimdi sen mesela halam gitsin ya. Artık 1 saat oluyor, 2 saat oluyor. Kalkmıyorlar ki ben evi süpüreyim. Onları ötürsün. Hala anlatsanıza. Şey, evlendi mi onun kızı? Kaldır ayağını. Kadir ne yapıyorsun? Git ya. Halam da diyor ki evine diyor köpek tükürsün diye. Gideceğiz 2 dakika daha sen mi süpürürsün vallahi mesela? Vallahi ben olsam kalkar giderim direkt yani. Ama ben mesela misafir olsun. Yemek yiyoruz. Sofrayı kaldırdığımızda hemen süpürgeyi getiriyorum. Sen onu bırak, ben daha insanlar yemek yerken önlerinden topluyorum. Ha, bana diyene gördün mü? Sabırsızın önde gideni. Nilgün Hanım yapar ama heyecanından kaybedebilir diye düşünüyorum. Çünkü çok heyecanlı, çok panik, paniğinden ne yapacağını bilemez diye düşünüyorum. Muhabbetiniz bittiyse bizim çekmemiz gereken bir program var. Kim acaba? Bitmese iyiydi. Hadi başlayın. Sen kaşındın ama beni gömecektin, olmadı maalesef. Benden beter. Milletin önünden tabağı alıyor. Aynen öyle. En azından ben doyurup baş köşeyi oturtturuyorum. Peki bir muhabbet bitmez. 3, 2, 1. Nilgün Hava Salonu'ndan başlıyor. Hadi bakalım. Başlıyorum. Önce hadi, şu hadi, koca hadi. Yolluğu bir atalım koridora.